Seninle konuşmanın zamanı geldi. Tam tahmin ettiğim gibiymişsin. Pardon, anlamadım. Beni hiç şaşırtmadın. Senin evlenmek üzere olan bir erkeğin peşinden koşacak kadar basit olduğunu biliyordum. Perihan Hanım, bakın hanım diyorum. Söylediklerinize dikkat edin. Kimsenin oğlunuzun peşinden koştuğu falan yok. Öyle mi? Melisa gibi bir kıza sahipken oğlum mu senin peşinden koşuyor yani? Kimsenin kimsenin peşinden koştuğu yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Hangi iş? Benim sayemde kovulduğun iş mi? Sizin sayenizde mi? Ne zannediyordun? Ha? Sen oğlumun etrafında köpek balığı gibi dolanırken ben bir köşede elim kolum bağlı sizi mi seyredecektim? Bu daha başlangıç. Oğlumun etrafında dolanmaya devam edersen başına daha büyük felaketler gelecek. Ya çok merak ediyorum, siz ailecek böyle bencil ve kötü olmayı nasıl başarabiliyorsunuz? Anne olunca anlarsın. Hmm. Bir annenin çocuklarının huzuru ve mutluluğu için göze alamayacağı hiçbir şey yoktur. Bunun arkasında mı saklanıyorsunuz? Siz mi karar veriyorsunuz onların mutluluğuna? Aynen öyle. Geçmişte seni nasıl görmek bile istemediysem, oğluma uygun olmadığını düşündüysem, şimdi de oğlumun peşini bırak diyorum. Bir dakika, bir dakika. Siz geçmişte beni istemediniz mi? Aa, sen bunu bilmiyor musun? İlahi Sarp. Ama sen de düşündüğüm kadar zeki değilmişsin. Seni istesem neden seninle tanışmayayım? Neden nikahına gelmeyeyim? Gerçi nikah demeye de bir şahit ister. Damatsız nikah. Çok doğru söylediniz ya. İyi ki o nikah gerçekleşmemiş. İyi ki öyle yalancı bir adamla evlenip hayatımın sonuna kadar sizin gibi biriyle muhatap olmak zorunda kalmamışım, şükür. Ay sen kimsin de beni beğenmiyorsun acaba? Servet avcısı, kenar mahalle kızı. Bana bak. Bana bak, ağzını topla. O aşağıladığın kenar mahalle de seni boğarım. Hadi. Hadi al oğlunu da başına çal, yürü. Efendim Leyla? Atacağım, konuma gel. Ne oldu, bir şey mi oldu, iyi misin sen? Sen sadece gel. Tamam, geliyorum.